Merhaba arkadaşlar. Bu kişisel kahve falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapadım. İzleyenlerin adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanımız neler söyleyecek? Hep beraber dinleyelim. Öncelikle arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Kanalıma abone olabilirsiniz. Zile bastığınızda, tümünü işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarımdan haberdar oluyor olacaksınız. Şimdi size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye yazıyorsunuz. 0533 031 0132 telefon numarası üzerinden bana ulaşım sağlanabiliyor arkadaşlar. Ee, bu kette kahve falı instagram hesabından da bana ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Şunu söylemek istiyorum size ben. Ee, aramıza yeni katılan arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz. Selam bekliyorsunuz. Herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler arkadaşlar. Ben fincanımı kapatırken izleyecek bütün herkes adına gönüllerinden geçirdiği tüm güzellikler gerçekleşsin inşallah diyorum. Ve bu şekilde kapatıyorum fincanımı. Sizlere de gösteriyor olacağım. Bakalım güzel enerjiler gönderdim. Fincanıma rehberlik edeceğim. inşallah niyetleriniz gerçekleşsin diyorum. Şimdi ben bir fincanın geçmiş enerjisi varsa mutlaka ve mutlaka dile getiren bir yorumcuyum arkadaşlar. Bizi biz yapan geçmişte yaşadıklarımızdır derim her zaman. Yorumlarınızı okuyorum. Kimisi yazmayın, kimisi söylemeyin. Eyvah diyenler var. Arkadaşlar bizi biz yaptılar. Maalesef yaşandılar. Bize aitler. O yüzden fincanımızın etkisinde varsa ben dile getiriyorum. Baktığım zaman ilk önce bir karar almıştınız. Bir yol bağlantılı bu karar. ne harfinde bir insan var. Bu yol bağlantıda işte konuda ya da kişide. Özellikle iki kişi var. Kafalarında böyle kısmetlerini tutuyorlar bu iki insan. Siz karar vermişsiniz. Bugüne kadar sustum demişsiniz. kanınız şiş görüyorum. Bu tabii ki de yuttuğunuz sustuğunuz bir şey var demektir. Bu yola gitme kararı almışsınız. Teksiniz. Karşınızda birinin olduğunu görmüyorum. Bunun öncesinde kısmetli bir insansınız, evet. Bakıyorum etrafı hakikaten parça parça, parça parça, küçük küçük kısmetleriniz var. Bu bir kapı kapanırsa da ikinci kapı mutlaka açılacaktır mesajı veriyor. Yani nasibiniz aslında kısmetli bir insan olduğunuzu göstermekte. Şimdi çok da güzel bir sevinç gözyaşınız da var arkadaşlar. Haberleriniz güzel daha doğrusu. Şimdi bu ilk kez gitmek istediğiniz yol bağlantıdan sonrasında karşınıza birini aldığınızı görüyorum. Bu iki kişi yine yolun sonunda sizi beklemekte. Siz giderken birisine söylemişsiniz sanki gel bak birlikte gidelim diye. Bir yoldaş bir şöyle diye diyebiliriz buna. İlkinde kendi yani düşüncenizle ikincisini uygulamak için yola çıktınız. Bu bir yeni sayfa da olabilir. Tabii ki de yolda olabilir. 3 dileği var bu insanın diyor bu fincan bana 3 tane dilek dilemişsiniz şudur budur şudur geçmişte dilediğiniz hayatınızda olmasını istediğiniz 3 hedef 3 amaç var şimdi bunların öncelikle bir tanesiyle ilgili siz çok umutsuzsunuz birisi için birine ihtiyacınız var bir tanesi çok gelecekte yani şunları aşarsam sonra bunu yapacağım dediğiniz bir dilekmiş gibi Şimdi etrafını sarmış olduğunu gördüğüm şey hali var burada. Her zaman söylerim bu tabi ki de davadır, tabi ki de dosyadır, evraktır, mahkemedir, imzadır, sınavdır arkadaşlar, belgedir, boşanma olayınızdır, satış alım satıştır bu. Yani belki de akrabalarla alakalı işiniz açtığınız dava olabilir. Yani bu çok geniş bir yelpaze. kolektife bakıyor olduğum için herkes kendi hayatındaki bu noktayla alakalı üstüne alınmalı. Çünkü imza var burada. Yani bir karara bağlanacak bu mesele. Şimdi bugün yine aynı yolla alakalı karşılıklı konuşma haliniz var. Bu sefer kendinizden çok emin bir şekilde bu olay netleşecek demişsiniz. Hem bu olayı netleştirecek hem de bir tane dileğinizi gerçekleştireceksiniz. Ve bunları yaparken eli kulağında diyor bu. Yani şurada 10 günlük bir meseleniz belki 10 gün yok bile. Bugün bu videoyu izlerken haberiniz gelir, gelişmeleriniz olur. Ama çok uzak bir vade yok. Şimdi burada diyor ki Haziran ayını siz gayet de ayın 5'inden 10'undan başlayarak yani şöyle başından başlayarak ee, temmuzun sonuna kadar ki sürecinizi şurada bir 2 aylık sürecinizi ciddi anlamda karışık yaşayacaksınız ben burada bir değişim görüyorum almışsınız kısmetinizi geleceğe yönelmişsiniz arkanızdan da biri tıntın tın geliyor kabul etmemiş olsa da yapacak demektir bu s harfi sizde ya da onda ki aranızda görünmekte ve y harfi arkadaşlar Şimdi şunu söyleyebilirim. İş değiştireceksiniz. Değişir. Belirsizliğiniz ortadan kalkar. Ev değiştireceksiniz. Değişir. Mevki, konum, yer, muhit, şehir, il neyse bunun adı yani. Siz bir değişim istiyorsunuz hayatınıza. Bu noktaya geldim artık ben diyorsunuz haklı olarak. Haklısınız çünkü dolmuşsunuz. Burada karnınızı şiş görmüştüm. Ee, bunun dışında yanınızda da aslında hayır dese de bu iki kişi kimse karşınızdaki eştir ana babadır tabii ki de siz biliyorsunuz. Ama bu kişiyle beraber siz yapacaksınız, arkanızdan gelecek arkadaşlar. Şimdi ben burada bir kadın eli görmekteyim. Özellikle Haziran'ın sonunda bir kadından gelecek haber, destek, yardım, doğa bilmiyorum. Kadının enerjisi var. E, bu kadın böyle sizi e, dik bir şekilde e, sanki dualarıyla, lafıyla, ağzıyla bir şeyler söylüyor size. O yüzden haber de verebilir, dua da ediyor olabilir ya da hani böyle destekliyordur. Manevi güzel aydınlıkta gördüğüm için köstek değil bununla da destek. E, halanızdır, teyzenizdir ama size iyi geliyor arkadaşlar bu insan her kimse. Duası da kabul oluyor şeklinde çıkmış. Şimdi ben sizi Temmuz'un başında dudak dudağı görüyorum. Kadın erkekten kısa kalmış. Gözleri iri iri bir kadın saçlarını tepeden topluyor. Erkeğin arkasında kocaman bir kalbi var. Bu demektir ki erkek kadına aşık. Yani şunu söylüyorum. Arkadaşlar hayatımda kimse yok demeyin. Erkek izleyicilerim Temmuz ayında ben sizi bir partner şey harfi sizde ya da onda böyle biriyle dudak dudağısınız bu kumru gibi bir partnersiniz demek burada bir flört ilişkisi söz konusu yani arkadaş akraba değil ağız ağızdasınız bununla alakalı 4 rakamı da çok net çıkmış ya temmuzun dördünde siz evlenme teklif edebilirsiniz siz hayatınızın aşkıyla tanışabilirsiniz siz artık sırayı aşka getirmiş de olabilirsiniz çünkü Haziran ayındaki yaşayacağınız bu daha önce yol bağlantılı yaşayacağı haber gelmiş destek gelmiş önünüze almışsınız yenilenme kararı vermişsiniz arkanızdan gelen tabii ki de partneriniz de olabilir şanslı bir dönemdesiniz mücadeleniz azalmış belirsizlikleriniz azalmış daha net kendinden emin adımlarla ilerliyorsunuz önünüzü görmekte temmuz sonu zorlanacaksınız ama husus için aynı şeyleri söyleyemiyorum çok şükür yani Haziran ve Temmuz'da bir mücadele haliniz var. Bunun için da girmiş Partneriniz yanınızda ya arkanızdan gelen oydu zaten desteklemekte sizi ya da yoksa da hayatınızda Temmuz ayında bir ilişki başlangıcınız net yansımış. Bunun önünde e, duran böyle çok güzel bir e, kuş var. Yani böyle bir iri anka kuşu diyeyim ben ona. Bereketli bir ilişki demektir bu. Bu iki kişinin dilekleri kabul olacağı adımlar var. Sizin elinize kocaman bir baltanızı almışsınız. Özellikle ayağınızın hizasında duran Temmuz sonunda sizden özür dileyecek yaptığı hataların farkında olan bir kıskacı çıkmış yengeç akrep olabilir, su burcu grubundan olabilir bu insan. Size kesinlikle haklıydın, haklısın, özür dilerim diyecek. Baltanızın önünde bir A harfi var, yani A harfinde birisine siz bunu bunu yapacaksınız da diyebilirim. Bu birisini de bu arada işin içinden şöyle şeyler çıkıyor. Şimdi sizin ayağınıza eğilmiş özür dileyecek bu insan. E, çünkü arkasındaki aslında onu zorlayanları e, ispiyonluyor. Çünkü şey diyor bak ben bunu bunu yaptım ama bana şu söyledi bu söyledi bunların etkisinde kaldığım şu üç kişiler bunlar. Gittikçe adam yani bu gelen kişinin arkasında küçülmüş bu üç kişi. E, i̇rili ufaklılar boy boy dizilmişler özellikle bir tanesinin etkisinde çok kalmış ama diğer ikisi de işte sürekli ortamı sağlamış ona ve size gelip diyor ki ben özür dilerim senden. Böyle bir şeyi ben itiraf ediyorum. Ben sana bunu bunu yaptım. Elinizde balta var. Çok sinirlenmişsiniz. Yani sanki onun kafasını kıracağım der gibi böyle. Ha tabii ki de bu şiddet anlamında söylemiyorum. Bunu sakın öyle algılamayın arkadaşlar. Ee, yani öfkeniz var. Duyduklarınız öfkeleneceksiniz, işin içinde başka insanların olduğu ile yüzleşeceksiniz. Sonrasında ne olacak? Çok güzel başlangıçlarınız var. Özellikle Ağustos ayı içerisinde belirsizlikleriniz kalkmış diyorum ya. Sizin bundan sonra yapacağınız şey belli. Önme bakacağım ben. Yüzleşmelerimle yaptım. Artık her şeyi çok net biliyorum. Yenilenmiştim de. Yeni iş, yeni ev, yeni araba, yeni bir ortam, yeni yenilik. Sizin hayatınızda Haziran'da yenilik kokuyor arkadaşlar. Güzel başlangıçlarınız var. Özellikle ayak oyunlarıyla da yüzleştikten sonra kısmetiniz şahlanmış gayet net bir şekilde. 9 rakamı K harfi görüyorum. Böyle ım, sizin adınıza dua var. Ağustos'un sonunda bu şey demek olabilir ki atınız da çıkmış. Ağustos ayı gibi. Dilediğiniz bir dilek vardı. istediğiniz bir e, hani belki de hani e, isteğiniz var dileğiniz var demiştim. Belki de o kabul olacak. Ama Ağustos ayı size bunları yaşatır arkadaşlar. Çok bereketli olacağını söylemekte. Ee, orada bir yazı hali var ki dua halinin oluşmuşluğu gibi. Ettiğiniz dualar kabul olmuş. Siz artık amacınıza ulaşmışsınız gibi yani. Bakalım tabağımız bize neler söyleyecek. Dilekleriniz nasıl bakın dışarıya yansıyorlar artık. Kısmetli bir fal. Oo, çok güzel bir kalp. Şimdi göstereceğim. Kafa kafaya vermiş bir çiftsiniz. Ee, partnerinizin çok bereketli çalışması var. Partnerinizin sizin için çok çabalayacak oluşu var. Şöyle bir temiz gözyaşınız var ki çok gerçekten. Şimdi şöyle eş zamanlı çalışan falları çok seviyorum ben. Ne demek istediğimi göstereceğim. İş yerinizde gerçekten yanınızdaki insanlar artık küçük kalmış. Aldığınız haberler uğraşınız var. Lidersiniz önünüz temiz. Çalıştığınız iş yeri sizi geçindirir arkadaşlar. Teker döner. Kurduğunuz kendinize ait iş. nefeseleriniz geride bırakırsınız. Önünüz açık. Şimdi bu akrabalık ilişkileriyle alakalı hanenin çok konuşulduğunu söylüyor bu fal bana. Bu demektir ki bereketlisinizdir. Maddi manevi durumunuz şartlarınız aile bağınız kuvvetlidir. Dedikodu yapılıyor. Burada bir dedikodu hali var. Laflar var çok fazla dedikodu ama zararsız. Yani hanenizi etkileyecek nazar ağırlığı değil bu. Da zararsız konuşmalar konuşsunlar. Razı olan konuşuyor. Şimdi aşkla alakalı bu insanın bakın elinde çabası var. Bu sizin partneriniz. Şuradaki kalbinizi görüyor musunuz? Kafa kafayasınız. Hatta karşı taraf çocuk istiyorum ben der gibi. Gayet güzel temiz bir kalp. Şöyle tam dik tuttuğumda göremeyeceksiniz ekranın açısı olarak arkadaşlar. Daha ben bu açıdan baktığımda çok güzel bir kalp olarak görüyorum şu şekli. Hatta partnerin arkasında bir baş daha çıkmış gibi. Hani evli mutlu çocuklu ya ben çocuk istiyorum mutlu olalım karımla eşimle yuvamda mutlu olayım diyen bir aile birliği var burada. Yani hayatımda kimse yok dediğiniz varsa da bahsetmiştim. Mutlaka hayatınıza Temmuz ayını biri girecek. Bu sizin özellikle Eylül Ekim'de haneniz evlenirsiniz, nikahınız olur arkadaşlar diyebiliyorum. Ha, evliyseniz zaten hali hazırda. Tabii ki de e, partnerin özellikle erkek olan kişinin çok çabaladığı bir şey var. Böyle önü bembeyaz, hayali var. Ben ev alayım, çocuğumu, hani eşime mutlu bir yuva kurayım hayali gerçek oluyor. Burada erkeğin hayali gerçek oluyor. Kadın izleyici arkadaşlarım. Sizseniz bile. Karşı tarafın dileği var ve bunun için çabalıyor ki burada kadın ve erkek ve hatta erkeğin arkasında duran bir çocuk. Yani bir çocuk isteği. Yuvam çocuklarım diyor ya. Hani orada kaç çocuğunuz vardır simge sadece. Arkasında çocuklarını almış. Benim eşim yuvam diyor. Güzel bir kalp. Önünüz açık, bu fal çok kısmetli, inşallah gerçekleşsin diyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, falımın sonuna geldim arkadaşlar, videoma devam ediyorum biliyorsunuz ki. Dinlediğiniz için teşekkürler. Şunu söylemek istiyorum sizlere. Bana e, ulaşmak isteyen arkadaşlarım yazıyorlar 0533 031 0132 telefon numarasından bana ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Selam bekliyorsunuz. Kucak dolusu selam, sevgiler herkese izleyen herkese. Her e, ülkeden izleyenler var. Yazıyorsunuz aşağıda yaşadığınız ülkeleri. Gerçekten çok mutlu oluyorum İyi ki varsınız. E, bu kitle Kahve Falı Instagram hesabından da bana ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Ben her videomun sonunda kendi duygu düşüncelerime yer veriyorum. Çünkü buralarda dinlediğinizi biliyorum arkadaşlar. Şunu söylemek isterim. Ben sizlerden aldığım enerjiyle yoluma devam ediyorum. O yüzden iyi ki varsınız diyorum hepinize. Gerçekten tüm enerjim, tüm pozitif enerjim sizler aracılığıyla oluyor. İyi ki varsınız Buket Hanım diyorsunuz. Sizler de iyi ki varsınız arkadaşlar. Şöyle söylemek istiyorum. Süreç bizleri çok yordu, umudumuz çok baltalandı. Ben gönülden inanıyorum bugünleri geride bırakacağımıza. Güzel gelişmeler var. Haziran için söylenenler gerçekten umut verici. Umarım gerçekleşsin. Şu illetin kökü kurusun inşallah artık diyorum. Çünkü sağlığımıza sınanmadığımız huzurlu günlerimiz olsun hepimiz Adana. Ee, sağlığın yerindeyse su yolunu bulur dedirtirdi bu dönem bize. Ki hayat bu merdivenler gibi inişli çıkışta sınanmaya da devam ediyoruz edeceğiz de daha da. Yani dün başka şeylerdi, bugün bunlar, yarın başka şeyler bizim sürekli sınandığımız, hayatımız boyunca devam edecek sınavlarımız olacak. Bize burada düşen pay yarınlardan umutlu olmak. Umudunuzu yitirmeyin diyorum arkadaşlar sizlere. Çünkü gerçekten bir insanın yarınlarından umutlu olması lazım. En büyük gardı umudu diye düşünüyorum. Haberlerde okuyoruz, izliyoruz. Hele şu dönemde çoğaldı. İnsanlar umutsuz olduğu için sona geldiklerini düşünüyorlar. Oysaki ki bugünler geçecek. Dün bugün bunları yaşayacağımızı bilmiyorduk. Bugün de yarın ne yaşayacağımızı bilmiyoruz. Hayat sürprizlerle dolu yaşamaya değer. Üstesinden gelmek lazım. Umutlu olmak lazım. Bize tabii ki de kötü şeyler yaşatabilenler oluyorlar. Canımız kanımız bile. Bizi bugün belki de kötü yapan kişiler olabiliyorlar. En sevdiklerimiz. Bir kere bedduanın negatif enerjisine ben çok korkarım. Döner dolaşır sevdiğinden çıkar derler. O yüzden ben ilahi adalete sığınırım. Allah herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin diyorum. İlk günden beri sloganım gibi oldu. Aranızda birinizin bile böylesi bir dua etme alışkanlığında sebebiyet verdiysem, aracı olduysam ne mutlu bana diyorum. Kalbinizde güzellikler ekin her biri sizin olsun. Çünkü bir insan kalbine ektikleri kadardır. Onlarla sınırlıdır. Çevresine de onları verir. Size o yüzden bu kadar kötülük yapabilmişlerdir. Bu size zarar veren insanlar. Olay kalpte bitiyor arkadaşlar. Gerçekten öyle. Fikir neyse zihirde o derler. Kalbinde de yatar bu fikirler. Ondan sebep herkes güzel şeyler eksin kalbini. Her biri de sizin olsun en yakın zamanda. 3 buket kuralı var benim hayatımda. Hayatıma da uyguladığım kurallar. Bunu söylerken size kendimi de dahil etmekteyim. Her duamda her, her temennimde. Sağlığınıza dikkat edin. Ama psikolojik sağlığınızı dikkat edin. 7'den 70'e haklıyız. Bugünler geçecek. Yarınlarınızdan umudunuzu yitirmeyin arkadaşlar. Hayal sürprizlerle dolu. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Kol sıkışmadan hazır yetişmezmiş derler. Elbette ki bize de yetişen olacaktır son olarak da kalbinize güzellikler ekin her güzellik en kısa zamanda sizlerin olsun videomun sonuna geldim sabah 10 akşam saat 7 2 ayrı fal videosu yayına giriyor biliyorsunuz buraları da dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum gönlünüze sağlık arkadaşlar kendinize çok iyi bakın bir sonraki videomda görüşmek üzere işte o zamana kadar başta sağlıkla kalın hepiniz hoşçakalın